ne de olsa namuslu bir pavyon kadın. Canım mı acıyor? Ya canım acıyor. Ya bırak. Acıyor. Eğer sen de başka birinin canını yakarsan senin de canın acır. Anladın mı? Anladın mı? Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü yayın konuğumuz olan ve oyunculuk sektörünü çok yakından tanıyan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hakan Pişkin'le. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. İlk olarak siz bir oyuncu olarak oyuncuların sektördeki problemlerinden kısaca bahseder misiniz? Birincisi tabii sektörde yeni başlayan arkadaşlarımız açısından bir bakış açısı. Yer bulmak sorunuyla karşı karşıya geliyorlar. Rol almak sorunuyla karşı karşıya geliyorlar. Dolayısıyla sektör daha sete gelmeden başlıyor. Öyle söyleyeyim. Burada tabii rekabet çok güçlü oluyor. Çok oyuncu var. Ve işte auditionlar başlıyor. Auditionlara ulaşmak için bir casting ilişkisi kurmaları gerekiyor. Cast ajansları veya menajerlik sistemi üzerinden gelişiyor ilişkiler. Orada kendilerini yer arıyorlar. Bazen buluyorlar, bazen bulamıyorlar. Buldukları yerde bazen bazıları şey olabiliyor, şanslı bazıları olamıyor falan. Oralarda çok ciddi bir süreç harcanıyor ve açıkçası mesleğe yeni başlayan ümitler ve umutlar oralarda bir ciddi bir kırılma yaşıyor. Gençliğin enerjisi, ümidi ve umudundan yararlanma ihtiyacı olan bir toplum olarak bu açıkçası bizim için hoş bir durum değil. Yani daha buradan çok büyük bir, yoğun bir rekabetin olup insanların, genç insanların kendilerini değersiz hissetmeleri. Yani değersiz hissediyorlar mı? Evet hissediyorlar, hepsi hissediyor. Yani şanslı olanlar da var belki ama hissediyorlar. Bu benim söylediğim okullular için geçerli tabii. Bir de çünkü bir 4 yıl eğitim almışlar. Belki öncesinde de çok ciddi bu iş çünkü sadece aklıma geldi. İşte hadi bakalım bir de işletme yazayım gibi olmuyor. Bu bayağı böyle içinden gelen, küçüklükten, çocukluktan gelen bir tutkuyla gelişen bir meslek oluyor. O yüzden belki öncesi de var. Ve burada bir değersizlik. Şimdi bir tarafı bu. Bir taraftan da sektörde estetik kaygılar öne çıkıyor. Ancak bu estetik kaygılar özellikle Türk kültürüyle birleştiğinde ve de kapitalizmle birleştiğinde çok garipleşiyor da. Yani ne diyeyim, mesela işte ağız burun plastik cerrahların yaptığı gibi olduğunda güzel olmuş oluyor. Ama bizde, bizim edebiyatımızda da var. Şehla göz vardır mesela. Ne bileyim, başka şeyler vardır. Yani güzellik anlayışımızın gittikçe böyle plastik bayanların kendilerini, hanımların gidip de plastik cerrahlarda yeniden oluşturdukları gibi, yani onların da emekleri var tabii, onlara bir şey demiyorum ama sonuçta böyle bir estetik tornaya giriliyor ve çok benzer başka bir, yani bu çok net bir şey. Kapitalizmin, yani o da ürün, yani o yüzünü ürün haline dönüştürüyor, hakikaten bir ürün. İşte hasta da diyemeyiz çünkü normal bir burunu daha iyi burun hale getirmeye çalışıyorlar falan. Dolayısıyla o güzellik duygusu, güzelleşme furyası içerisinde onları bir kendini anlayışına doğru yöneltiyor. Hollywood yanakları çıktı mesela, belki biliyorsunuzdur. İşte daha boşaltıyorlar falan, bir şeyler yapıyorlar, yanağın içine alıyorlar. Hani daha bir şeyler oluyor. Adlar koyuyorlar böyle işte. Çeşitli. Aynı tam yani kapitalizmin işletme mantığıyla çok uyumlu gidiyor işler. Ama burada ya vücudun kendisi oluyor ve işte hasta olmadan doktora gidişler başlıyor falan. Yani buradaki maraz çok net görünüyor aslında. Bizim güzellik anlayışı, güzellik, sanat ve kapitalizm ilişkisini buradan çok net görüyoruz. Sektöre dönecek olursak, bu estetik gençlerde de şöyle bir şey, yani yakışıklıysan ve güzelsen gibi bir şeye götürür. Bir miktar güzel belki,
Yani kendilerine bakma ihtiyacı getirebilir ama bunun dozu çok garip oldu. Bir taraftan da mankenler işin içerisine dahil oldu falan. Tabii ki kimsenin, herkes eşit ve kimsenin hakkını alamayız. Yani yeteneği olan herkes bu işe girebilir. Eğitim de alabilir. Bizim de öğrencilerimiz oluyor. Biz de öyle atölyeler yapıyoruz. Nitekim çok başarılı olanlar da oldu işlerinde. Yani o özgürlük açısından bir şey diyemeyiz ama sürekli ve yoğun bir estetiğe yönelim olduğu zaman işte o kapitalizmdeki yine şey ortaya çıkıyor. İçerik ve imaj ilişkisindeki dengesizlik sanırım ortaya çıkıyor. İmaj nitelikten yani çok daha önemli hale gelebiliyor. Yani tanıtım, işte reklam ilişkileri güçlüyse, yani o sanılan imaj yaratılmışsa, onun içeriği ne kadar şey de olsa, iyi olmasa da o satılabilir bir ürün, tüketilebilir ve hatta değerli ve pahalı bir ürün haline gelebiliyor. Yani marka ilişkisi de zaten bunun bir başka yansımasıdır diye düşünüyoruz. Şimdi sizin ifade ettikleriniz aslında biz dizi sektöründe %100 göreceğiz. Benim bir o şeyden biraz daha gideyim isterseniz. Hı. Sektörde başka neler oluyor? Hı. Yani şimdi çocuklar buralardan ümitleri kırılıyor, giriyorlar, rollerini almaya çalışıyorlar. İşte menajerlerin peşinde koşuyorlar. Menajerler de bunların hayatlarına garip bir şekilde bir hani menajerlik yapmak için bir etki oluşturmaya başlıyorlar. Bu sefer ilişkiler de çok kramplaşmaya başlıyor. Yönetimsel bir etki mi? Şöyle mesela hiçbir yerde görünmemelisin, orada olmamalısın. Burada bir veya işte takipçi ilişkileri girdi bir taraf. Takipçini artırmalısın. Hani Instagram girdi. Yani işte çeşitli sosyal medya girdi. Herkes bir fenomen olma arzusuyla bu sefer yani takipçi elde etmek için kendini de ürün haline, kendi yaşantısını da ürün haline getirme çabası başladı falan. Yaptığı iş değil, kendi yaşantısını da bir malzeme olarak sunmaya başladı. Burada bir yanıyla bu bir takım kolaylıklar açar gibi görünmekle birlikte çok ciddi kendi içinde tehlikeleri de olan şey kaymalar taşıyor. Burada değerler erozyona gidiyor. İlişkiler bazında gidiyor önce. O ilişkiler sonra değeri oluşturmaya da başlıyor. Bir kültürü oluşturuyor ve değeri oluşturuyor. Şimdi ilişkiler nasıl oluyor? Mesela iki arkadaşın biri takipçi sayısı çok fazla. Diğeri şey ikisi de oyuncu diyelim. Diğeri onda resim çektirmek istemiyor artık falan. Çünkü onun takipçisi yok ve resim çektirmek istediği kişiler daha dizilerde olan arkadaşlar olsun demeye başlıyor. Yani ben falan. Ürünü tercih ediyorum diyor. Ya tabii ziyade. İlişkiler o zaman hani burada şey yapmayalım falan, burada görünmeyelim. Hani bunlar belki çok sevdiği insanlar olabilir, büyükleri olabilir, küçükleri olabilir. Hani bunun birçok açısı var. Hani sevgilisi olabilir. Hani her şekilde ilişkiler değişebiliyor. İlişkiler nasıl televizyonda reyting belirleyici oluyor televizyondaki dizinin devamı için, burada da ilişkilerde bir takipçi sayısı belirli hale gelecek. Yani bir süre sonra çok yoğun tehlike taşıyor burası. Sektöre girdikten sonra bu sefer başka bir sıkıntı var. Bir öğrencim şey dedi, geçen gün dizilerde oynamış, geldi. Ben bir daha dedi o diziye gitmeyeceğim dedi. Niye dedim gitmiyorsun falan. Dedi ki yani ben o diziye dedi gittiğimde işte dedi bölüm oyuncusu gibi falan gittim dedi. Yani o karavana girmedikten sonra ben o diziye girmem dedi. Yani karavanda dedi bana bir yer açmadıktan sonra önce bunu hayret ettim. Senin gibi bir insan nasıl böyle söyler diye yanlış anladım. Sonra hak verdim çünkü şunu diyormuş. Yani karavanda olmayana insan gibi davranmıyorlar. Bırakın oyuncu gibiyi, insan gibi davranmıyorlar diyor. Şimdi yani bana bir konservatuar bitirmiş bir oyuncu olarak, üstelik de ben oyunculuğuna da kefilim, önemli performanslar gösterebilecek potansiyelde bir oyuncu adayı olarak orada kendisine yani ne diyeyim artık hani figüranları
idare eden birinin gelip ona bir şey söylüyor, bak işte şuraya da şöyle yap, buraya da böyle yap falan gibi laflar söylemesine, yani hocam ne diyeyim ben diyor yani, evet falan diyorum. Ama oradan çok mutsuzum diyor. Şimdi bu ilişkilerin de böyle geliyor olması çocukların, gençlerin büyük sorunu. Çocuklar varsa onlar için çok büyük bir sıkıntı olabiliyor setlerde. O çocuklar da orada uykusuz vesaire kalabiliyor. O eğitimlilik orada önemli tabii. Çocuğu ağlatmak için ne tür motivasyonlar kullanıyorlar? Onlara izin veriliyor mu, verilmiyor mu? Onlar dikkat edilmeli. Yani biraz sektörde bu tür sıkıntılarımız var. Belirleyicilik açısından tabii işim olsun, iş korkusu çok hakim. İş korkusundan ötürü bunların birçoğuna göz yumulabilir veya bir şey söylememeyi seçebilir insan. Ama bu sefer tabii o insan yanı da bir takım yanlış uygulamaları görüp de eğer onlara söz söylemiyor ise kişi de kendi vicdanıyla olduğu kadar, hani ne kadar varsa, fazlaysa fazlaca, azsa az sürtünmek zorunda kalıyordur diye düşünüyorum. Sektörün temel sorunlarından biri bu, bir tanesi de yani ilişkiler anlamında hızlı ve plansız bir şekilde başlıyor olmak ve hep yetiştirme duygusuyla işlerin yapılıyor olması. Gençler açısından rol almak dedik. Bir yanı dışarıya satıldı şimdi. Yani çok büyük paralar kazanılıyor olması lazım. Bu para, yani sözleşmelere bakıldığı zamansa çok ciddi faşizan sözleşmeler var. Yani tek yönlü sözleşmeler kullanılıyor orada. Yani sektörde hani siz bir kölesiniz, hani yarınınızı da satmış gibi imza atıyorsunuz yani. Orada o yani size ait hiçbir hak, hiçbir hukuk yok gibi sözleşmeler yapılabiliyor. Yani aslında bu şöyle, yani her bulan güçlü güçsüze bunu yapıyor gibi bir kültür de yerleşmiş. Yani belki kanalda onlara öyle yapıyor falan, bilmiyorum o kadarını ama yani buradaki temel sorunlardan biri, şimdi dünyada dizilerini satan ikinci ülke haline gelmişiz. Şimdi burada bu yapan insanlar bunlardan para alıyor mu? Almıyorlar. Burada büyük sıkıntı var diye düşünüyorum. Siz dizi sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Rating sistemine bakış açısınız ne aynı zamanda? Dizi sektörüne yine kapitalizm açısından bakacak olursak, tabii o da bir ürün olarak görüyorum. Yani çünkü o doğal olarak her şey bir ürünse o da bir ürün. Ya aslında sanat da bir ürün özelliği taşır tabii. Çünkü sonuçta parayla satılıyor öyle bir. Ya bu da bir ürün ama burada tabii bunun sanatsal özellikleri nasıl, ona bakmak lazım. Şimdi içeriğin bir numaralı belirleyicisi dinamiği eğer ratingse, orada bir sanatsal bir şey nitelikten söz etmemiz bence çok mümkün değil. Bazı sanatsal refleksler kullanılıyor olabilir. Onu orada emek harcayan aktörler tarafından, aktör derken kameramanı da set işçisini de bir aktör olarak söylüyorum. Yani oradaki iş yapan kişiler tarafından o sanatsal refleksler kullanılıyor olabilir. Ama işin sonuçta dinamiğini rating belirlediği için, yani ben neyi yazarsam o satar diye bir bakış açısıyla yazıldığı için veya nasıl oynarsam daha fazla, nasıl oynattırırsam yönetmen olarak daha fazla ilgi çeker diye bir şey. Nasıl doğru oynarım değil, oyuncu olarak da yönetmen olarak da daha ilgiyi çekecek bir, doğal olarak söylüyorum yalnız, doğal olarak, suçlayarak söylemiyorum. Buraya dönüyor işler. Ve hani hepimiz bu basıncın etkisi altında kalıyoruz.